Selamünaleyküm, hayırlı günler. Herkese hayırlı, bereketli haftalar, yazlar dilerim. Yine tersanedeyiz. Tersane çalışma ortamı, çalışma arkadaşları. Herkes işi gücü rast gitsin inşallah. Bugün dünyanın en büyük balık gemisi olan 120 metrelik balık fabrika gemisi pardon olan 120 metre boyundaki gemi indirecekler denize. Yaklaşık olarak bir çekimi 560 ton balık çekiyor gemi. Yani o kadar devasa ve büyük bir gemi. Tabi tersane çalışma ortamı, diğer gemiler hepsi, gözükenler hepsi yurt dışı menşeli. Norveç, Finlandiya, Danimarka, Rusya. Çünkü kendi ülkelerimiz bu büyüklükte, bu pahalılıkta gemi ne üretebiliyor ne de kullanabiliyor. Çünkü tutulan balıklar yaklaşık olarak en küçük 47 santimden başlıyor. Somon tutuyorlar. Ton balığı tutuyorlar. Bizim yerli maşallah dediğimiz 10 santimlik istavrit veya da pardon 10 santimlik hamsi veya da 15 santimlik istavrit diye biz maşallah diyoruz, iyi diyoruz, bereketli diyoruz. Adamların en düşüğü 47 santim, çünkü ölçüleri var fabrikada. 47 santimin altında tuttuğun zaman standartları aştığı için her yer kamera kontrollü. Mecburen imha ediyorlar. Balık yağına dönüştürüyorlar. Tutulan balıklar fabrika olma olayı, balıklar temizleniyor. Kılçığı, kıyımı, kuyruğu her şey ayrılıyor. Pisliği ayrılıyor. Geri kalan kısmı deniz de ayrılıyor tabi. Geri kalan kısmı filoto şeklinde paketleniyor. Daha sonraki videolarda fabrikanın çalışma sistemini göstereceğim size. Fabrikanın içerisi göstereceğim. İsmim Mehmet Yörgenç. Abone olabilirsiniz. Bundan önceki gemi 1096 gemisi diye adlandırılıyor bu tersanede. Bu 1006 gemisi. Yani aynı geminin ikizi. Bu sadece 20 metre uzunluğunda. 20 metre daha uzun. Şu anda gemi geliyor. Devasa gemi geliyor şu anda. Hey maşallah, geminin büyüklüğüne bak. Ortalık sallanacak vallaha. Kaçın! Maşallah, denizi süpürdü be. Gemi yerinden oynuyor. Merdivenden uzak durun, merdivenden uzak durun arkadaşlar. Yanaşma, şu tarafa kaç biraz. Aynı afet gibi oldu bir anda ortalık. Gemi yerinden oynadı. İşte gözüken suya inmiş olan gemi dünyanın en büyük balık fabrika gemisi. Ortalığı resmen yeri yerinden oynattı yani. Zaten Marmara Denizi'nde müsilaj sonucu vardı. Gemi bütün ayı parçaladı. Güvenlikler kopan ağaçları patlamıştı. Fena patladı. Herkes kaçışıyor, koşuşuyor. Hayırlı olsun demek dışarıda sahibine, vatana, ülkeye, dünyaya. Tutulan balıklar gerçi biz yiyemeyeceğiz çünkü öğrendiğim kadarıyla Norveçli arkadaşlardan Andrev var. Balıklar flot halinde yaklaşık 900 gram çıkıyormuş ve 60 euro. 60 euro da bize de nereden baksanız 600 lira yapıyor. 600 lira verip de burada kimse 1 kilo balık, 1 kilo somon balığını almaz. Gönlen gemiler hepsi yurt dışı menşeli. Norveç,
Danimarka, Finlandiya. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Abone olursanız teşekkür ederiz. Olmasına da teşekkür ederiz. Fark etmez, canın sağ olsun. Şimdilik bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. İşte şurada gözüken vatandaşlar. Hepsi Kodaman. Bizim dediklerimiz ensiz kalın insanlar, zenginler. Ayıp söylemesi, şu anda işlerinde Rusya'nın en zengin 3. insanı da var. Bu gemilerin sahibi. İnsanın gönlü zengin olsun. Para her türlü bulunur. Sağlıcakla, esenlikle kalın. Hayırlı cumalar.